Herkese tekrardan selamlar dostlar ben Yusuf Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir Ve sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanıtımları videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz Ayrıca yandaki bildirimizden açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar Ayrıca şu anda katıl buton özelliğimiz açıldı Ona daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıcalıklarla ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz dostlar. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videonun çok sevdiğinizi bildiğim için elimden geldiğince kanalda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden gelince birçok modu çekmeye çalışıyorum. Şimdi ise gelin hemen videomuza geçelim efendim. Evet dostlar başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz drone modu. Bildiğiniz gibi daha önceden zaten kanalda bu drone modunun aynısını yayınlamıştım. Fakat o videoda tüm özelliklerine değinememiştik. Bu videoda elimden geldiğince tüm özelliklerine değinmeye çalışacağım dostlar. Peki modumuz bizlere ne sunuyor? Modumuz hem bize drone, hem de dronun özellikleri. Yani modumuz sadece drone'la kalmıyor burada. Drone'un kendi özel birçok özelliği bulunuyor. Zaten bunları da video içerisinde sizlerle beraber inceleyeceğiz. O zaman fazla uzatmanın lüzumu yok. Şimdi ise gelelim modumuzla ilgili birazcık bilgi vermeye. Modumuz şu anda Minecraft'ın 1.17.30 sürümünü destekliyor. Yani şu anda en güncel versiyonda da bu modu oynayabiliyoruz. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'a kurmadan önce nasıl bu modu cihazınızı indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git -tık tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada reklam açılıyor. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan linke gide dokunuyoruz. Bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü. Şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim. Ben arkadaşlar kurulum için Estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım. Sizler Z uygulamasında uygulamasını da kullanabilirsiniz. Şimdi Estos yöneticime girdim. Hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan. Daha sonra Dovland klasörünü açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor. Şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum. Daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde. İndikten sonra arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet efendim şu anda az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınızdan bu modu indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'ta kurmaya. Minecraft'ta kurabilmek için burada iki seçeneğimiz var. Birincisi yeni dünya oluşturarak kurmak. İkincisi ise mevcut dünyanızı düzenleyerek kurmak. Ben şu anda sizlere hazır bir dünya oluşturduğum için hazır videoyu düzenleyerek göstereceğim. Kalem simgesine dokunduğumuzda karşımıza çıkan menüde sizler dünya adını ve varsalan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Tamamen size kalmış. Bizim için burada en önemli kısım burası. Çünkü neden en önemli kısım burası? Çünkü çoğu modu kurabilmek için buradaki seçeneklerin bazılarını açmamız gerekiyor. Peki bu mod için hangi seçenekleri açmamız gerekiyor? Tatil özellikleri, özel bir oluşturma, ve diğer modifikasyon becerileri seçenekler olmak üzere bu mod için bu üç seçeneği açmamız gerekiyor. Peki neden sadece bu mod için söylediğimi soracak olursanız biliyorsunuz bazı modlarda sadece tatil uçucu özelliklerini açmamız yetebiliyor. Ama çoğu modda da bu üç seçeneğin üçünü açmamız gerekiyor dostlar. Şimdi ise gelelim kurulumumuzun ikinci aşamasına. Burada ne yapıyoruz? Eklentiler sekmesi aldığında kaynak paketlerine giriyoruz. Sizler açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerin kısmında en üstte gözükecektir kaynak paketlerinden etkinleştirdikten sonra aynı şekilde burada davranış paketleri kısmından da etkinleştiriyoruz. Fakat burada birazcık video bölmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı modlarda kaynak paketleri kısmından etkinleştirdiğimiz zaman otomatikman davranış paketi kısmından etkinleştiriliyor. Ama bazı modlarda böyle olmayabiliyor. O yüzden her iki taraftan da etkinleştirmeyi unutmayın dostlar. Şimdi gelin hemen fazla uzatmadan tanıtım geçelim. Evet efendim ve şu anda tanıtım geçtik. Bakın burada modumuzun bize sunmuş olduğu birçok farklı drone yapılışı ve ek parçaların yapışlarını görebiliyoruz. Zaten şu anda da sizlerle beraber bu modu inceleyeceğiz. Fakat incelemeden önce geleni ilk önce hem dronumuzun hem de ek parçaların yapılışlarına bakalım. Daha sonra ise sizlerle beraber modumuzun sunmuş olduğu hem dronumuzun özelliklerine hem de ek parçaların özelliklerine bakalım. Yapılışlarımıza geçmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten modumuzun burada sadece drone kalmaması ve birçok ek parça eklemesi gerçekten çok hoşuma gitti. Eminim ki sizler de bu modu beğeneceksinizdir. Yapımlarla başlayacak olursak burada birinci yapımız olan demir çubuk. Peki bu demir çubuğu nasıl yapıyoruz? Modla birlikte gelen demir çubuğu yapabilmemiz için bize normal sopa daha sonra ise yan taraflarına full demir külçesini yerleştirdi yerleştirdiğimizde bize modumuzda bulunan demir çubuğu veriyor. İkinci bir parça olarak bakın burada da drone'umuzun çipi bulunuyor. Yani bunu beyni gibi de düşünebiliriz. Bunun için ne yapıyoruz? altın parçası redstone ve burada basınç demir basınç plakasını kullanıyoruz. Buraya geldiğimizde ise bakın modumuzdaki drone öğretebilmemiz için gereken parçalar. Zaten şu anda ne kadar fazla benzerlik olduğunu anlayabiliyoruz bu parçalarda. Çünkü neden? Bu iki yapımı elde ettiğimizde bunları oluşturabiliyoruz. Yani drone oluşturabilmemiz için burada iki yapımı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi ise burada iki yapımda gösterdiğimiz parçaları bu sefer birleştiriyoruz. Ortaya bir tane çip. Daha sonra ise dört tarafa demir çubuk. Bu sefer ise farklılık olarak demir külçesi kullanıyoruz ve bize modumuzdaki drone'u kullanabilmemiz için drone paketini veriyor. Şimdi ise en güzel kısma yani özel parçalarımızı yapılışlarına. Peki bunları nasıl yapıyoruz? Birinci yapılışımız kontrol çubuğu. Yani drone'u herhangi bir yerde kontrol etmek için bize gereken çubuk. Peki bu çubuğu nasıl elde ediyoruz? Redstone'u koyduğumuzda daha sonra ise çipimizi koyuyoruz. Son olarak da demir çubuğu yerleştirdiğimizde bize bu sefer drone'u kontrol edebilmemiz için bize bu kontrol çubuğunu veriyor. Son yapımız ise burada kameralı kask. Zaten şu anda sizlerle beraber bunların ne işe yaradıklarına bakacağız. Son yapımıza da bakalım. Bunun için ne yapıyoruz? Bu sefer burada demir kask ve alt tarafa da gözlemci koyduğumuzda modumuzda bulunan kameralı kaskı elde edebiliyoruz. Evet dostlar şu anda sizlerle beraber birçok yapıma baktık. Hem drone oluşturma yapımlarına hem de özelliklerine. Şimdi ise gelelim fazla uzatmadan sizlerin de merak ettiği kısma yani inceleme kısmına. İncelemeye geçtiğimizde yapılışlarını gösterdiğimiz drone paketi. Peki bu drone paketini ne yapıyoruz? Bakın adından da anlaşılabileceği gibi installation kit yani bir tane drone kalmıyor ekstra paket olarak sizlere veriyor. Koyduğumuzda bakın ne oldu? Bu ser drone'umuzun görünüşünün bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Fakat şu anda hiçbir tepki vermiyor. Yani şu anda görüntü olarak kalıyor. Tabii ki de bu modumuzda görüntüyle kalmıyor. Peki bunu nasıl çalıştırıyoruz? Bunu çalıştırabilmemiz için dostlar bize Reston Blue gerekli. Reston ile geldiğimizde bakın burada evrileştir butonu aktifleşti. Buna bastığım anda artık ne olacak? Dronum artık hareketlenecek. Yani bakın şu anda olduğu yerden hareket etmeye başladı ve şu anda dronumuz aktifleşti. Şimdi peki biz burada kontrol çubuğundan bahsetmiştik. Kameralı kasktan bahsetmiştik. Şimdi ise gelelim bunların işlevine. Bakın şu anda elime kontrol çubuğunu aldım. Ve drone'um artık ne anladı burada? Dedi ki artık kontrol çubuğu onda mevcut ve ben onun yanına gitmeliyim. Yani ben bu kontrol çubuğuyla direkt bu drone'u yanıma çekebilirim. Tabii ki de bakın ben bu kontrol çubuğunu bırakırsam ne olacak? Artık benim belli bir yarı çapımda gezmeye başlayacak. Yani ne fazla uzaklaşacak ne de fazla yakınlaşacak. Ama eğer ki ben bu drone'u tekrar yanıma getirmek istersem ne yapmam gerekiyor? Gayet basit. Direkt kontrol çubuğunu elime aldığımda yanıma geliyor. Şimdi ise şimdi ise gelelim kontrol çubuğumuzda bahsettiğimiz ikinci işleve. Bakın bu drone'umuzu sadece böyle istediğimiz alana çekemiyoruz. İstersek bunu bekletme moduna alabiliriz. Yani nasıl bekletme moduna alabiliyoruz? Olduğu yerde kalmasını sağlayabiliyorum. Bakın hiçbir tuş çıkmadı. Sadece ne yaptım? Üzerine basılı tuttum ve böyle pık sesiyle bize haber verdi. Şimdi bu ne anlama geldi? Mesela şu anda still mode activated dedi. Yani Artık bekle modu aktif. Ben yanıma çağırmadığım sürece artık bu yerinden hareket edemeyecek. Ve çubuğu bıraksam bile artık hiçbir alana gidemeyecek. Çünkü ben ne dedim ona? Bekle moduna geçmesini söyledim artık. Tamamen burada kalacak ve hiçbir alana ayrılmayacak. Tekrar hareket ettirmek istersem üzerine geldiğimde bir kere bastığımızda bakın tekrar pık sesiyle bize bildirdi ve deaktif oldu. Yani artık ben kontrol çubuğunu elinde bıraktığım zaman artık istediği alana özgür bir şekilde dolaşabilecek. Şimdi ise gelelim sizden de çok merak ettiğini düşündüm kameralı kask özelliğine. Hey sen kameralı kask özelliğine bakmadan önce bu video hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sen de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca yandaki bildirimzini açtığın takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. O zaman gel kameralı kask özelliğimize de bakalım. Peki kameralı kask özelliğimizi nasıl aktifleştiriyoruz? Bakın şu anda elimde kameralı kask görebiliyoruz. Yani zincir miğfer olarak geçen kameralı kaskımız. Bakın üzerine basın tuttuğumda giydiğimde artık ne olacak? Ben bu dronun kamerasına geçtim. Yani nasıl kamerasına geçtim? Bakın şu anda dronumun arkamda olduğunu görebiliyorum. Yani aslında ben şu anda dronumun gözünden bu dünyayı izliyorum. Ben ne tarafa giderse izleyebilirim. Mesela şu anda kafasına göre gidiyor. Tabii ki de bakın şu anda kafasına göre gittiğini gördük. Fakat istersek bunu istediğimiz alana da götürebiliriz. Mesela bakın şu anda kontrol çubuğunu aldığım anda istediğim alana çevirerek kafamı bu şekilde ileri doğru götürebilirim. Bakın şu anda tabii ki de ben ne kadar uzağa gitsem bile mesela diyelim şimdi ise kamera kask modundan çıkalım. Kamera kask modundan çıkmak için ise burada kaskımızı çıkardığımızda normal halimize dönüyoruz. Yani burada Bakın olduğumuz alanda kalıyoruz aslında. Sadece kameralı kaskı giydiğimizde ne oluyor? İçerisine geçiyoruz. Yani şu anda içerisine geçtiğimizde herhangi bir alanda dolaştığımızda ve orayı izledikten sonra tekrar çıktığımızda olduğumuz alandan ayrılmıyoruz dostlar. Yani biz hareket etmiyoruz burada. Yani sadece dronun içerisinden kamerayla birlikte etrafı izleyebiliyoruz. Evet dostlar dronumuzun kısacası özellikleri bu kadardı. Gayet yeterli de olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok beğendiğim özellikler olduğunu da belirtmek istiyorum. O zaman yavaştan bu videomuzun sonuna gelelim. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim bir Minecraft mod tanıtımları videonu seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimlerinizi açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. O zaman bu videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.